Bu kısmı videonun başına koyarım. Bu internetten aldığımız armatürlerde şu anda lambanın takıldığı yer, duy kısmı plastik geliyor. Şu üst kısım plastik geliyor. Bir de buradaki son kablonun çıktığı yerde plastik. Bunları muhakkak metale çevirtin. Bunu videonun başına koyarım zaten. Dikkat etmeniz gereken bir unsur. Şimdi böyle sürüngen almak aklımızda yoktu. Bir anda böyle sürüngen almaya karar verince, tabi burası darmadağın, kusura bakmayın. Buradaki zaten şu iki kurmayı planladığım akvaryumu iptal edeceğim. Sürüngeni bu tarafa koymayı planlıyorum. Çünkü bu sadece altı boş bir masa. O yüzden ona çok güvenmiyorum. Akvaryumlar şu şekilde, malzemelerin, takımların olduğu dolap daha sağlam geliyor bana. Ki daha öncesinde bunun üzerinde zaten akvaryumlarım vardı, biliyorsunuz. Benim öncelikle burayı bir toparlamam lazım. Bu artık hobi masası iptal olacak. Ve sürüngen teraryumunu kurmadan önce bu taraftaki iki tasarımı hemen bu gece planlamam gerekiyor. Çünkü sürüngenin akvaryumu bu tarafa koyduğumuzda şu soldaki akvaryumda çok rahat çalışamayız. Düzgün çekim de yapamayız. Onun için o tasarımı bu geceden bitirmem gerekiyor. Onu yapmışken buradaki betayı da yaparım, hem elimde kaya, kök, dal ne kalacak onları görürüm. Sürüngen de bu masanın üzerine olur. Nasıl olsa boş akvaryum olacak. Vallahi şimdi bu hobi odasını kurduğum ilk zamanı hatırlıyorum. Kurarken en keyif aldığım, en çok hoşuma giden, en beğendiğim kısım bu tamirat işlerini yaptığım köşeyi oluşturmaktan çok keyif almıştım o zamanlar. Hey gidi hobi masam. Kim derdi ki seninle ayrılacağız, geçip giden yılların ardından bakacağız. Böyle ayrılık olmaz. Küçük öyle tamirat işlerini de başka bir tarafta yaparız. Hadi bakalım, çok fazla laf yaptım. Bir sürü iş var. Ya bunları burada tutamam, imkansız. Çünkü yıkıcı bir deprem olmasa bile en ufak bir deprem halinde, sarsıntıda buradaki şeyler en ufak bir alet teraryumun üstüne düşse çatlatır, patlatır. Başımıza bela. İş güvenliğini ön plana almak gerekiyor açıkçası böyle. Şimdi burada her gün kullanılmayacak malzemeleri farklı bir kutuya, ama ara ara kullandıklarım ise buradaki malzeme dolabının içine atayım. Hadi bana kolay gelsin. Önce iş güvenliği. Acaba bu aynı film sahneleri gibi oldu ya. Adamın işte son günüdür. Kesinlikle bir karton kutuya eşyalarını toplar ve işten ayrılır. Bizim Nevasa ile vedalaşmamız böyle bir sahne oldu. Şimdi bir koşuda üretimhaneden ben akvaryumu alıp geleyim ve kurulum başlasın. Adaş bak, şimdi sürüngen alma sürecim de çok hızlı oldu. Ve kumun gecikmesinden dolayı teraryumu da hazırlayamadım. Yoksa 4 gündür hani malzemeler hazır, siparişi verildi, 5 gün oldu. Bir kum 5 gün gecikti. Kum olmayınca da kuramıyorsun. Ne yapayım aga? Anca işte bugün de gittik aldık canlıyı. Çok hızlı bir kurulum videosu olacak. Ah, bilmiyorum nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz. Hiçbir fikrim yok. Hani bu sürüngen hobisini de profesyonel kanallarla falan kıyaslamayın sakın. Döverim vallahi ya. Ben daha ilk kez hayatımda sürüngen bakacağım. Yani kurulumum dandik olabilir. İşi bilenlerden şimdiden özür dilerim. Ama biz de yavaş yavaş bu hobiyi, sürüngen hobisini öğreneceğiz inşallah. İlk adımı atıyoruz. Hani gidip de beni karınca çiftliğinin kurulumlarıyla falan, bildikleriyle sakın kıyaslama yapmayın. Ben bu hobiye ilk kez adım atıyorum. Bakalım hayırlısı, başlıyorum. Poşet patlak mı yoksa ya? İnşallah poşet patlak değildir. Olmazsa akvaryumun içine koyayım ben bunu. Akvaryumun içinde boşaltayım ama bir bıçak alıp geleyim. Sarı silis akvaryum kumu aldım. Kurulum için onu kullanacağım. Bu kumu alırken dikkat edeceğiniz önemli nokta şu. En küçük numara bulabildiğiniz, artık 0 mı 0,1 mi neyse, en küçük numarada kumu alıyorsunuz. Tabi bunları kendi bildiğimi anlatmıyorum he. Alper Bey'den öğrendim hepsini. O bana ne dediyse ben size aktarmaya çalışacağım. Bu hayvanlar kafasını devamlı kuma gömmek istediği için, yani canlıyı 5-6 santim kum yaparsan hiç göremezsin dedi Alper Bey. Onun için 1 santim yap yeterli dedi. Bayağı ince, yumuşacık, kadife gibi kum. Şimdi ben zaten canlıyı almaya niyetlendikten sonra, gerçi siz bu videoyu daha sonra izleyeceksiniz, Peter Skink'i almaya niyetlendikten sonra Bir Dünya Sürüngen videosu izledim. Hani ben bugüne kadar hep izliyordum ama sadece görsel amaçlı, hiçbir şekilde hani bilgi edinmek amaçlı izlemiyordum. Sadece canlıları görüyordum. Hani bir keyif olarak izliyordum. Hiçbir şey yok aklımda. Yani o kadar sürüngen videosu izledim ama kafada hiçbir şey yok. Sürüngeni alırken iş başa düştüğünde bilgi sıfır. Tekrar başladım işte. Bizim Rafet Hoca'nın mesela Gekko'yu izle. Hep Ciguli deyip izledik biz onu. Ama neyle bakıyor, nasıl bakıyor, ne yapıyor, ne diyor, hiç oraları önemsememiştim. Sonra işte bu türü baktım. Bu türde yani böyle canlı tecrübe etmiş bir tek karınca çiftliğimin videolarını bulabildim. Başka da hani böyle canlı tecrübe eden birini bulamadım. Onun videoları izledim böyle. Sürüngen adına kim paylaşım yapıyorsa. Ulan beyin iyice böyle şey etti, abonde ne oldu? 3 günde inanılmaz bir bilgi yüklemeye çalışıyorum kendime. Durmadan video izleyerek. En son kafa gitmiş. Hani böyle işte Peter Skink'in olduğu 2 video var. İkisini de izleyeyim diye sekmeyi açtım. Tam izleyeceğim. Dedim bir kahve yapayım da öyle izlerim. Gittim kahve yapmaya. Yan yana çıkarmışım böyle 4 tane fincan. Hani o kadar içi işlemişler ki 3-4 gün boyunca sürekli sürüngen videosu izleyince adamlar sanki evde beraber sohbet ediyormuşuz gibi ben koymuşum 4 tane fincanı. Birinciye kahveye koydum, ikinciye koyarken ayıktım. O dedim, ne yapıyorsun sen ya? Ondan sonra toparladık kafayı, tekrar izledik. Yani Peter Skink hakkında çok bilgim de yok. Tecrübem zaten sürüngenle hiç yok, o yüzden bekleyeceğiz. Karınca çiftliğim video attıkça Peter Skink'i bahsettiği anlarda can kulağıyla dinleyeceğiz artık. Öyle öğreneceğiz. Biz de tecrübe edeceğiz. Bakalım hayırlısı. Şimdi bu canlı için bu stres olayı, hani bu canlılarda da var tabi. Alper Bey özellikle şey dedi, ilk 15-20 gün çok önemli dedi. Hani eğer canlılar ölüyorsa o ilk 15-20 günde ölme ihtimalleri fazlaymış ama teraryumuna ayak uydurduktan sonra şartlar değişmediği sürece güzel bir şekilde uzun süre beslenebiliyorlarmış. Şimdi Alper Bey bana 1 santim filan yap diye akıl verdi. Çok güzel ama şimdi bir yandan da şu geldi aklıma arkadaşlar. Şimdi bu canlı için ilk 15-20 gün önemliyse, ben bu hayvanı sırf izleyeceğiz, keyif yapacağız diye hiç onun keyfini bozmayalım, 1 santim falan yapmayalım. Bu kumu bir tarafa toplayıp orada rahatla kendini kuma gömsün. 15-20 gün sonra izleriz arkadaş. O önce bir onun can sağlığı, o bir stresini atsın rahatla. Ben kumu tek tarafa toplayayım. Ya bir dakika ya, niye kumu topluyorum ki? Zaten benim arttı biraz kum. Belki koyduğum gibi kafayı direkt oraya gömecek, hiç izleyemeyeceğiz ama inşallah biraz görüntü alırım koyduğumda. Siz zaten o videoyu ilk önce izlersiniz. Önce o canlının yaşamı önemli. O yüzden de ilk 15-20 günü stres yapmadan bizim teraryuma alışsın diye böyle bir tepe yaptım. 20 gün sonra adaptesi bittikten sonra o tepeyi azaltırız. Bol bol hep beraber buradayız nasılsa, bol bol onun normal gezinti görüntülerini görürüz. Şimdi bir 15-20 gün sabır artık. O rahat etsin yeter ki. Bir an önce ben canlıyı salayım istiyor. Kurulumu canlıyı koyduktan sonra da devam ederiz. Neler yaptığımı anlatırım ben. Burayı bir tane, şimdi sadece bir asma dalım vardı. Onu Blackwater'a koyamamıştım. O asma dalını koyayım istiyorum. Hatta onu bantla yapıştırabilirsem oradaki yüksek kısımdaki ısının kaç derece olduğuna bakarız. Ben şöyle 2 tane hem sıcaklık ölçer hem de nem ölçer aldım. Yalnız burada nem dün 47'deydi. Bugün neden böyle 63 gösteriyor anlamadım. Bu çok yüksek bir nem oranı onun için. Ben şu anda akvaryumların aydınlatmaları çekeyim. Ekstra ısı yapıp nem oranını da arttırmasınlar. Sıcak alan yaratılıyor ısıtıcılanmayla. diğer tarafta da suyun konduğu tarafta soğuk alan oluyor. Bugün ben evde yoktum. Akvaryumların ışıklar da açık kalmış. Bir de burada hiç havalandırma olmamış bu odada. Hani vantilatör vesaire hiçbir şey çalışmadığında nem oranı yükselmiş. Çünkü dün baktığımda %40'lardaydı. Şu an koyduğumda inanılmaz 65, çok yüksek bir oran. Muhtemelen 1-2 saat içinde içerideki hava değiştikçe o düşecek. Şu anda görüyorum 67'den 64'e düştü bile. Biz odanın kapısını da açalım, biraz cereyan yapsın. Camı da açtık. Vantilatör de saldırsın. Tekrar %40'lara düşürürüz biz bunu yarım saat içinde. Tamamen ben bugün yoktum diye olmuş bu. Normalde buranın nemi çünkü %40-45 o civarda. Şimdi abim teraryum kurulum videosuna yarın devam ederiz. Ben şimdi bir ilk aldığım videosunu çekeceğim. Öncelikle aldığım videoyu paylaşacağım. Bu videoya devam edeceğiz. Lambayı da şimdi takamam. Yarın takacağız kısmetse, sabah kalktığımız gibi ilk iş ısıtıcı lambasını takarız. Ben hayatımda ilk kez bir sürüngene dokunacağım. Onun da ekstra bir heyecanı var. Bakalım hayırlısı, hayvana zarar vermeden koyayım teraryumuna. Hem onun adaptasyon süreci olacak hem de benim adaptasyon sürecim olacak. Zaman içinde alışırız muhtemelen. Onlar gibi alışırsak elimize alıp severiz filan, ama şu anda sadece tek hedefim var. Ona zarar vermeden teraryumunun içine koyabilmek. Hatta abi ben ellemeyeyim. Ben poşeti direkt teraryumun içine bırakayım. Bir dokunurum teraryumun içinde, o kadar yeterli. Zaman içinde ben de alışınca bol bol artık severiz onu. Teraryumun içine koyayım, direkt poşetten çıkmasını mı beklesem, nasıl yapsam bilmiyorum. Vallahi inşallah yanlış bir şey yapmıyorum, yapıyorsam da mazur görün, ilk kez sürüngen hevesine kapıldık. Alayım dokunayım dedim ama beceremedim. Vallahi yolunu açacağım ben onun, şimdi çıkmasını bekleyeceğim. Yok. Fena oldu. İlk kez bir sürüngene dokundum. Beceremedim. İlk kez elimden kaydı, o yüzden şey etmedim. Poşeti de içeriden aldım mı yeterli, beceremedim arkadaşlar, kusura bakmayın. Elledim. Hadi dedim cesareti topla. Yaparsın dedim ama yapamadım. Şu ön kısmını ben indireyim onun bir şekilde. Oradan şeysin. Aslında zararsız canlı olduğunu biliyorum da işte ilk kez, öyle diyeyim size. Yoksa Alper Bey dedi senin aldığın altın kobra yılanbaş daha tehlikeli dedi yani büyüdüğünde. Bunlar öyle bir sıkıntılı bir durumu yok. Çıkacakken öteki tarafa gitti, bir saniye. Biliyorum tecrübeli kişiler kim bilir nasıl kızıyor bana şu anda ama. Abi yanlış yaptığımı biliyorum ama kızmayın. Mümkün olduğunca yavaş bir şekilde çıkması için elimden geleni yapıyorum. Zarar verdiğimi düşünmüyorum. Haydi kızım, arı maya çıktı. Evet, kanalımızda ilk kez sürüngen heyecanı. Kafesi de koydum, üstüne lambayı da koydum. Yakın girmem lazım. İşte benim arı mayam. Çok güzel maşallah. Peter Banded Skink diye biliyorum adını. Sizin için hadi böyle poşetinden alayım koyayım dedim ama hani ilk videoda elledik hesabı, aldık koyduk, beceremedik arkadaş. Bakalım ilerleyen videolarda kısmet olursa elleriz, koyarız, severiz. Bana sağlıklı gibi geldi hareketleri filan, hoşuma gitti. Bakalım belki sabah ola hayrola yeni eklemeler yaparım buna. Bu kurulum çok hızlı oldu. Gecenin 3.30-4'e oldu. Bu arada şeyde beklediğim oldu. Siz söyleyin. Bizim arı maya komple kumun altına girdi şu anda. Bakın. Kumdaki hareketleri görebilirsiniz. Komple kumun altında şu anda arı maya. Gördüğünüz gibi nem oranı 42'ye düştü. Burası 28,5. Burayı kaya yerine geçici olarak bir mangrov kökü koydum. Elimde o vardı. Evet şu an 34,6 ve takılı. 5 dakika oldu daha. Çocuklar da sevdi. Biz bu hobiyi artık iyice öğrenip ciddi yaparız herhalde. Şu an için son hali bu şekilde böyle. Kayamız eksik. Zaman içinde olur. Bu armatürde bu şekilde, devamında ısıya biraz daha dayanıklı silikonlu kablo kullandım. Bir de burayı sabah 9 akşam 9 12 saate olacak şekilde bu infrared ısıtıcı lambanın yanması için eski tip, yani cep telefon kontrolü falan değil, mekanik zaman ayarlı priz koydum. Şöyle bir su kabımız var. Dalı çıkardım. Bir de kumu da o fazlalık koymuştum ya, kafasını gömsün rahat etsin diye. Onu da kaldırdım. Şöyle göstereyim. Şu anda kum 1-1,5 santim seviyesinde. Çünkü Alper Bey bana dedi tamam hani kafasını kuma gömecek, stres atmayacak ama nasıl alışırsa öyle gider dedi. Ben de onu çıkardım. Suyunu güneşli değiştiriyorum. Mama kabı olarak da ekstra bir mama kabı almadım. Normal seramik bir kahve aklığında yumurtasını veriyorum. Kurtları zaten cımbızda biz besliyoruz. Bir sorun olmuyor. Böyle basit bir kurulum yaptık. O 1-1,5 santim kum olsa da gene kafasını gömmek için bir yerde topluyor kumları. Yeni daha tecrübesiziz. Bildiğim kadarıyla onu rahat edeceği bir ortam oluşturmaya çalıştık. Bu heyecanımızı sizinle paylaştık. Hepinize sağlıklı, keyifli hobiler dilerim. Hoşça kalın.